Komutanım, bir de size bir mektup var. APS. Sanırım acil. Özel mektup, beklesin. Önce askerinkini bitireyim de. Komutanım, pek özel gibi değil. Sınırdan bir birliğimizden gelmiş. Sevgili Levent, sıra arkadaşım, can yoldaşım merhaba. Zamanım yok, operasyona çıkacağız. Kısa yazacağım, kusura bakma. Bir banka kasasındaki emanetleri aşağıdaki adresi teslim etmeni rica ediyorum. Banka kasası için gerekli belgeler zarfın içinde. Bu aralar dünya çok karışık Levent. Kim dost, kim düşman bilemiyorum. Bu dünyada en güveneceğim dostum sensin. Bunu biliyorum. Kısmet olur da şehit olursam, emaneti teslim edeceğinden emin olarak şehit olacağım. Kötü bir haber mi komutan? Henüz değil. Hazırlan Seyfi, dışarı çıkacağız. Emredersiniz komutanım. Başlıyor şu. Emredin komutanım. Cipi hazırlat, dışarı çıkacağım. Emredersiniz komutanım. Görev kağıdı hazır komutanım. Tamam, hadi Seyfi. Emredersiniz komutanım. Bak. Emredin komutanım. Görev kağıtlarına baktın mı? Bakmadım komutanım. Peki niye açıyorsun kapıyı Cemal? Sizin jipinizdir diye komutanım. Cemal, burada nöbet mi tutuyorsun yoksa soytarılık mı yapıyorsun? Komutanım siz rahat geçiyorsunuz diye açtım kapıyı. Cemal bak, ben de olsam baban da olsa açmayacaksın. Önce görev kağıdını kontrol edeceksin. Ya birisi Seyfi'nin sırtına silah dayayıp tehdit ediyorsa? Hı? Sınırda nöbet tutan Mehmetçikler sizin gibi olsa ne olur bu vatanın hali biliyor musun? Onca asker siz burada soytarılık yapın diye mi şehit oluyor? Bak Cemal, eğer bir açığını daha yakalarsam buraya senin yerine korkuluk dikerim. Hiç olmazsa kargaları korkutur. Şimdi git aracın kaydını yap. Emredersiniz. Uşağım, Habu Ceylan baban olabilir mi? Yok, niye sordun ki? Levent Hüseyin ne demişti? Ceylan baban bile olsa kontrol edeceksin demişti. Uyanık olalım. Kim ki bu? Uşağım, bugün bölüğe ne eğitim verildi? Yaklaşan düşmana önceden haber alma tedbirleri. Hah, o yüzden ne yapacak? Tedbir elden bırakmayacak. Bu yarın düşman olabilir. Ne yapalım, zekamızı birleştirelim, kafa kafaya verelim ki. Verelim çavuşum. Gani? Tarzan Gani. Ya Seyfi Bartın'dan, mahalleden. Aa, kusura bakma Seyfi ya. Tanımam mı seni? Bu askerin üniformasıyla kolay değil tabii. Yok yok, yine tanırdım da. Bu aralar kafam biraz dağıldı. Ya yengemiz galiba, merhabalar. Yenge, biz bu Gani ile çocukluktan arkadaşız. Kan kardeşiydik. Ben bir kere parmağımı kesmiştim. O korkmuştu, kesmemiştim. Çocukluk işte. Ya ne günlerdi be. Sen o zamanlar tırsıktın ama bak şimdi girişimci olmuşsun. James Bond çantalar, bankaya gelmeler. İşler iyi galiba. Çocuk var mı çocuk? Hiç sormayın. Hayırdır, ben bir patavatsızlık ettim galiba. Var bir tane Şefi kardeşim. Ellerinden alır. Allah bağışlasın. Amin. Yüce Rabbim inşallah onu bize bağışlayacak. Allah'ım sen bize yardım et ya Rabbim. Hayırdır Gani? Böbrek ameliyatı olacak da para lazım. Ya... Ben bilirim o derdi. Benim de canımdan çok sevdiğim kız kardeşim Yeliz'im aynı dertten çok çekti. Bu derdi yaşamayan bilemez. Ama sizin sevinmeniz, mutlu olmanız lazım. Uygun böbreği bulmuşsunuz. Binlerce vatandaşımız uygun böbrek bekliyorlar. Keşke benim de cebimde biraz bir şey olsaydı da size yardım edebilseydim. Olsa da asker adamın parası alınmaz. Sağ ol. Hem biz eşe dosta haber saldık. Hesap numaramızı verdik. Şimdi de hesaba bakmaya geldik. Ya
Peki ya yatmamışsa? Ağzınız Daniel alsın. Aklına kötü bir şey getirme hatun. Bizim de aklımıza bir şeyler var herhalde. Gani, ben 56. alaydayım. Alaydaki arkadaşlar da aslan gibidir. Kan lazım olursa her türlü buluruz. Haber verin, tamam mı? Eksik olma. Al. Bu da benim kartım. Ev adresim de var. Böyle çarşıya falan çıktığında görüşelim. Şimdi sen ev yemeklerini de özlemişsindir. Ha, eve de bekleriz. Çekin. Sağ olasın. Allah yardımcınız olsun.